Belki görünürde her şey normal. Ama özel bölgedeki kesik, kaşıntı, tahriş insanı içten içe yakar. Vitven'den iki adımda pratik çözüm. Özel bölgendeki tüyleri kolayca al, tüy alımı sonrası balzamla cildini rahatlat. Vitven'le değişime cesaret et. Alışkanlıklarını değiştirmeye cesaretin var mı? Sende bir değişiklik mi var? Vitmen, erkeklere özel formülüyle kesik çizik yapmaz, batık oluşumunu azaltır. Vitmen'le değişime cesaret et. Merhabalar, Migros Espor'u düzenlediği FIFA 22 turnuvasına hepiniz hoş geldiniz. Ben Sinan İskeçeli, yanımda Eray Kuru Mehmetoğlu ile beraber bu çekişmeli finalleri aktarmaya çalışacağız. Eray nasılsın, hoş geldin. Hoş bulduk, iyiyim Sinan, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim, biraz sabırsızım. Geçen hafta gerçekten çekişmeli maçları izledik. Sen de hatırlıyorsan senin güzel anlatımınla beraber son dakikada bol bol, yani son anda dönen maçları izledik. Çok keyifliydi. Evet. Bu hafta neler bekliyorsun? Yani tabii ki şimdi baktığımız zaman çekişme çok çok yüksekti. Geçen hafta da ilk hafta olmasının da verdiği bir etkiyle olabilir tabii ki. Ama bakalım aynı tempoyla devam edecek mi? Yoksa daha aslına bakarsan birinin koparıp götüreceği maçlar mı olacak? Meraklıyım. Ama ve lakin sonuçta yarı finale kadar gelmiş oyuncular belli bir seviyeyi aşmış oyuncular oluyor. O yüzden 3 aşağı 5 yukarı ben yine aynı çekişmeyi bekliyor olacağım. Yine çok sert maçlar geçecek oluyor. Ki daha önceki turnuvalardan bildiğimiz gördüğümüz üzere bundan sonra da olacaktır diye düşünüyorum. Sadece şöyle küçük bir ihtimal var. Bazen bazı takım kompozisyonları diğerine çok ters geliyor. Böyle durumlarda aşırı farklar da oluşabiliyor. Çok nadir de olsa 4-5 fark gibi şeyler oluşabiliyor ama yarı final seviyesinde bunun pek de olası olmadığını söylemek lazım. Zaten herkesin takımları çok üst seviye. Herkes de çok iyi oyuncu. Kesinlikle. Senin de söylediğin gibi bazen ters ayakta yakalansalar da güzel maçlar izlettiler bize şimdiye kadar. Çok kısa bir şekilde turnuvamızın formatından da bahsedeyim. Katılımcılarımız çeyrek finale kadar best of one şeklinde, kalan maçlarda da en iyi 3 maçın ikisini kazanacak şekilde oynadılar. Çeyrek finallere geçen yarı finalistleri izleyeceğiz bugün ve buradan da finalistlerimizi belirleyip final haftasında 5. haftada büyük finalde oynayacak oyuncuları belirleyeceğiz. 5. haftada da Migros'ta ihtiyacınız olan herhangi bir ürüne ulaşabileceğiniz Migros marketlerini kullanabilmeniz için 15 bin liralık hediye çekine sahip olabilirsiniz. Bu turnuvayı kazanırsanız 1. 8 bin liralık, 2. 4 bin lira, 3. 2 bin lira ve 4. de 1000 liralık Migros hediye çekinin sahibi olabilir. 5. haftada final haftasında bakalım, yani Ronaldo'yu alan geçen hafta fark yarattı Eray. Yani bu hafta yine o tarz belirleyici bir kart olacak mı? Hani görmeyi beklediğin, düşündüğün bir kart var mıdır? Yani klasikler çok fazla işlevli oluyor. Bakalım klasikler arasından neler görebileceğiz? Yine Ronaldinho olabilir, Ronaldo fenomeni olabilir. Eski klasiklerden yine Gullit vardı, Cantona'lar gördük zaman zaman. Bakalım onların etkileri tabii ki çok büyük yani oyuna. O tarz bir senaryo çıkacak mı? Hep beraber göreceğiz. İlk maçımıza da zaten geçtik bile. Haydi bakalım diyoruz iki taraf içinde. Kırmızı forma, siyah forma, bakalım ne tarz bir oyun çıkacak. Cantona'yı gördük bile Sinan bu arada. Chiellini, Militao'yu oynadı. N'Golo Kante. Tek pas Ramos'a. Tekrar Kante. Güzel. İyi pas çıkarttı Rodrigo. Bastı çekti Rodrigo. Top hala kendisinde. Chiellini'nin müdahalesi yeterli değil. Rodrigo. Ramos'a. Ramos çok iyi pas. Jack Grealish. Boşta kaldı orada. Hem iyi çekti hem iyi vurdu o güzel pası. İyi bir ayak oyunuyla değerlendirdi Jack Grealish ve İngiliz oyuncunun skoruyla beraber 1-0'lık bir üstünlük kırmızı formadan maçın daha hemen başında. Maça harika başladı Eray. Yani daha takımlar hani nasıl oynarlar, belki biraz daha birbirlerini yoklarlar diyecektim ama en tehlikeli şeylerden biri bu hazırlıksız maçın başında gelen goller. Evet. Oyunun devamına çok büyük etkide bulunabiliyor. Ya kesinlikle öyle, yani çok erken bir gol. Dengeleri de zaten değiştiriyor. Bakalım cevap gelebilecek mi siyah forma tarafından. Sergio Ramos şimdi Rodrigo'yu oynadı. Jack Grealish bir önceki golün sahibi Eric Cantona. O da efsanelerden biri. Sandro Tonali. Topunu kesen isim Marcelo Barella. Tekrar Marcelo. Gareth Bale. Ortaya oynadı Sadio Mane. Barella Marcelo. Tek pas Gareth Bale içeriye sokundu. Şut pozisyonu bulursa tehlikeli ama Schmeichel'da kaldı top. Normalde Eray Cantona mesela normalde daha ileride oynasa da FIFA'da tabii daha çok bahsettik. Hız çok kıymetli. O yüzden birazcık daha geride topu ileten oyuncu olarak kullanıyor. Şimdilik de karşılığını aldı gibi, bakalım.
Burada... Doğru da bu arada çok hızlı gelişen bir atak ve net bir skor. İskantor'u yorumlarken Jack Grealish hem kendinin hem takımının ikinci golünü atıyor kırmızı formanın. Çok çok iyi başladığı bir maç oldu henüz dakika 15. İki skor birden buldu kırmızı forma İngiliz oyuncuyla. Tebrik etmek lazım. Erken golleri çok fazla görmüyorduk yarı final seviyesinde ama burada iki gol birden var. Siyah formanın cevap isteği var. Penaltı noktasına doğru bir orta vardı ama defansın müdahalesi şimdi bu hızlı atak şansı olabilir. Kantona Ramos oynadı. Ramos hızlı gönderdi. Traore. Traore. Yerden Jack Grealish'e doğru bir hat-trick şansı var mı? Jack Grealish çekti baktı. Kaleci ellerinden alıyor burada. Cancelo. Cancelo iyi pas Mane'ye. Mane birebir de geçerse tehlike ama eder. Militao çok dikkatli. Aman vermedi rakibine. N'Golo Kante tek toplar Eric Cantona. Roberto Carlos. Traore Grealish tekrar. Orta yuvarlığa şimdi geçti kırmızı formalı ekip Ramos. Top hala kendisinde. Kante'yi gördü geride. Bir pas hatası var. Sandro Tonali Bale'a kazandırdı ama Carlos'a kaldı top. Ondan da bir hata karşılıklı atarlar. Tonali Barella'ya kazandırıyor topu. Yerden Mane yukarıda bir koşu var. Mane orayı düşündü ama Carlos Alberto'nun müdahalesi var. Eder Militao. Kielini. Carlos Alberto sakince çıkarttı topu buradan kırmızı forma. Jack Grealish şimdi. Oldan kaçıyor mu? Grealish. Bir lob top düşüncesi. Defans dikkatli. Rodrigo da kaldı top ama. Ramos şimdi. Müdahale geldi Barella'dan. Cancelo'ya kazandırdı. Eray bu arada Jack Grealish'i bu tarz böyle Fenerbahçe formasıyla giyin görünce direkt bana Yusuf'u hatırlattı. O inik çoraplarla beraber. Direkt doğru. Stili de benziyordu. Sadio Mane ceza sahası hemen dışında. Şimdi içeriye sokulma isteği var. Mane çizgiye kadar indi. Mane dışarı çıkarttı. Kane! Gol geliyor. 2-1 oldu. En azından erken cevap verdi siyah forma ve korun açılmasını da önlüyor. Burada farkı 1'e indirdi. İkinci yarıya kalsa belki bu gol biraz sıkıntı olabilirdi ama henüz ilk yarının bitmesine 15 dakika gibi ciddi bir süre varken fark 1'e iniyor. Eric Cantona. Rodrigo offside'daydı orada takım arkadaşı. Traore onu oynamadı. Cancelo yerden Marcelo'ya. Marcelo geçerse tehlike eder. Militao'nun yine müdahalesi yerinde. Carlos Alberto. Sergio Ramos. Tek top. N'Golo Kante. Lob bir top attı Ramos'un önüne. Chiellini'nin müdahalesi var. Cancelo'ya kazandırdı. Barella şimdi. Mane. Yerden paslaşmalar tekrar Cancelo. Araya giren isim Sergio Ramos. Uzun bir top denemesi ama Barella ayak koyuyor. Marcelo, Mane. Tekrar Marcelo, tekrar Mane. Tonali, Barella. Yukarıda. Tehlikeli. Cancelo'yu gördü. Carlos Alberto karşılamak isteyecek. Barella dışarıya doğru açtı. Tonali. Güzel pas Tonali'den. Gerrit Bale 2 yaptı. Gerrit Bale 2 yaptı. Offside de yok orada. Ne güzel arapası. İyi pasını değerlendirdi. Gerçekten senin de belirttiğin gibi çok güzel bir pas ve Gerrit Bale müsait pozisyonda iyi bir şut çıkartıyor. Skora dengeyi getirdi. Hani savunma iyi de kapanmıştı ama bir anda ileri çıkınca zamanlama çok iyi oturdu orada. Geçen pası güzel değerlendirdi. Kesinlikle öyle. Hata yapmıyor burada. Net bir skor çıkmış oldu. Bakalım devamında neler görebileceğiz. Barella tek top. Gareth Bale. İkinci golün sahibi Sadio Mane. Tekrar Bale. Aşağıda koşu var. Tonali koşunun ismi iyi şut ama. Schweier. Pardon, ya offside dedim ama. Schmeichel. Evet ben de offside sandım ama offside bayrağı kalkmadı. Schmeichel'ın müdahalesiyle beraber top dışarıda. Sergio Ramos söktü aldı burada topu bu arada. Sağ kanattan da kendi götürüyor ortaya doğru. Şimdi oynadı Rodrigo. Güzel bir pas düşüncesi. Jack Grealish kontrol ederse tehlike ama. Tecrübeli oyuncu Chiellini kafayla takım arkadaşına kaleciye kazandırdı. Penaltı mı çaldı bu arada? Yok ilk yarı bitti. Evet bir anda çünkü bir üzülme hareketi gibi gördüm ben. Oyuncular da böyle bir yere baktılar falan. Dedim galiba penaltı çaldı bir tepki var gibi görünce. Evet ilk yarının da sonuna gelmiş olduk. 2-2'lik bir skor Botuan'ın 2-0'la oyunu açması ama SMG tarafının hızlı cevaplarıyla beraber denge var. Şöyle bir baktığımızda
Yani Batuhan bu arada Grealish'i ileride kullanıyor direkt forvet gibi. Zaten top hakimiyeti çok yüksek. İlkinde zaten kaleciyi de geçmişti. Bir kere daha fırsat buldu kaleciyi geçmek için ama bu sefer hem savunma geride çok iyi yerini almıştı ve kaleciyi de tahmin etti herhalde çalım atacağını. Daha dikkatli oynadı. Yani şimdiye kadar de farklı bir taktik kullansa da karşılığını almıştı ama yani SMG tarafı da o kadar iyi bir şekilde hazırlık yani sakinliğini korudu. Normalde geriye düşüp belki agresif bir şekilde gelmeye çalışırdı ama hiçbir şey olmamış gibi gayet sakin bir şekilde normal planlı hücumlarını yaptı. 2-2'ye Evet. getirdi. Yani kolay değildir o psikolojik olarak çok etkilenebilirdi ama hiç etkilenmiş de görünmüyor. Yani sakin bir oyunla beraber skoru bulması değerli tabii ki. Çok da kolay değil yani 2-0 geriye düştükten sonra özellikle yarı final seviyesi gibi bir durumda. Erken geriye düştükten sonra o kadar da kolay değil tabii ki geriye dönüş ama oyuncu bunu başardı. Bakalım devamında neler izleyeceğiz. Sergio Ramos şimdi orta yuvarlağa henüz geçti. Pasını aktardı Traore şimdi. Rodrigo. Traore'ye güzel top. Çaprazdan şutu var onun. Çok iyi savunuyor. Çok iyi Ama geriye savunuyor. doğru. Bir pas hatası Alphonso Davies oyunda. Altını çizelim. Davies. Kante'yi düşündü ama. Müdahale var. Marcelo şimdi. Tek top Mane. Yine Marcelo. Mane'den Barella'ya altta bir koşu var. Mane'yi düşündü tekrar. Yukarıda da koşu var. Top hala kendisinde Mane sakladı topu. Barella'yı oynadı. Bir boşluk alıyor siyah forma henüz onu bulmuş değil. Barella içeriye güzel sokuldu. Kendi Yanlış. pozisyonunu kendi yarattı ama. Kalecinin yine müdahalesi var. Yani bu nasıl Barella. bir ivmeydi öyle? Gary Cahill. Marcelo bir top düşüncesi içeriye derinlemesine ama başarılı değil. Traore şimdi tek kaldı biraz o bölgede. Takım arkadaşlarından destek beklediği zaman kazanmak üzerine. Geriye Carlos Alberto, Eder Militao. Alfonso Davies. Traore. Jack Grealish çıkartabilecek mi Oh. orada? Çok da iyi çıkarttı Traore. Traore güzel pas. Rodrigo'dan önce Kelly'nin müdahalesi var. Çok kritik. Yani savunmada Barella. yalnız 3. sefere harika müdahalelerde kesiyor hata. SMG tarafı. Evet iyi bir savunma gösteriyor gerçekten. İyi bir top bu arada Mane'nin önüne Mane. Kelly'ni. İki tarafta ders niteliğinde savunmalar yalnız. Davies, Ramos, tek top Jack Grealish. Traore. Alphonso Davies. Ivan Cordoba karşıladı onu. Sergio Ramos. Rodrigo'yu gördü. Barella arkasında onun. Grealish içeride bulursa onu tehlike ama kaleciden. Korner atışı izleyeceğiz. Beklenmeyen bir kafa vuruşu ama kalecinin tekrar müdahalesi var. Top oyunun alanını terk etmedi. Riskli bölge. Militao. İçeriye doğru bir orta. Defansın müdahalesi var. Şimdi bir kontra atak şansı Marcelo. İyi top atarsa tehlike. Gareth Bale kontrol etti. 2'ye 2 yakaladılar. Bale. Sadio Mane. Geçerse tehlikeli. Sadio Mane geçti. Kalecinin üzerinden aşırtma düşüncesi. Kafayı kim vuracak derken kafalardan seken top. Kornere çıkıyor. Barella. Barella içeriye bir orta kafa vuruşu ve gol geldi. Net bir kafa vuruşuyla Muhteşem. gol giriyor orada. Wood'un golü ve 3-2 oldu skor. 2-0'dan geldi buraya siyah forma. Ve sonunda öne geçmeyi başarıyor. Yalnız geldi. Sabretti. Çok iyi savundu. Tek atakla da bitirdi işi. Davies içeriye derinlemesine top. Traore. Bozdular onun pozisyonunu. Yalnız yani Barella'yı kullanımı inanılmaz bu arada. Topu yana çekip bir anda ip gibi fırlıyor. Kimse duramıyor. Yani 4-5 ataktır aynı taktiği kullanıyor. Barella'yla. Barella. Marcelo. Barella tekrar. Tonali. Gareth Bale. Barella. Güzel geçti rakibini. Çok iyi. Boşluk arıyor. Kellini de kaldı top. Jack Grealish. Koşusu var takım arkadaşlarının. Düşürdü oyundan rakibini. Traore. Traore. Rodrigo'nun önüne güzel top karşı karşıya 3-3 oldu. Affetmedi Rodrigo. Traore'den iyi pas. Rodrigo'dan iyi bir ayak dışı şutu. Ve skora tekrar denge geldi. Dakika 74 itibariyle Sinan. Gerçekten bu gole ihtiyacı vardı. Dakika da çok iyi bu arada. Birazcık daha ilerlese şansı daha da azalacaktı. Gerçekten iki kaliteli oyuncunun birbiriyle mücadelesini izliyoruz şimdi.
Barella. Sandro Tonali. Tonali. Top hala kendisinde. Gareth Bale çekti baktı. Gareth Bale iyi geçti oradan. Gareth Bale yoktan var etti golü. Galli oyuncu. Yoktan var etti. Dakika 78. 4-3 oldu. Skordaki denge yine bozuldu. Gareth Bale'ın iki oyuncuyu tek hareketle oyundan düşürtmesi ve çaprazdan net şutuyla 4. golü buluyor siyah forma. Hani ceza sahası içinde 4 tane kırmızılı oyuncu vardı. Bilek hareketiyle bir anda kimse kalmadı önünde gerçekten. Tekrar Gareth Bale şimdi. Yerden oynadı Sadio Mane. Mane. Barella. İyi kontrol. Chiellini. Baskı var üzerinde. Sakin kaldı. Cancelo'yu gördü. Cancelo güzel bir top içeriye ama defansın müdahalesi var. Kol. Jack Grealish. Grealish Rodrigo'ya. Rodrigo. İlk dokunuşu iyi. N'Golo Kante şimdi. Kante. Ashley Cole. Rodrigo. Chiellini'nin müdahalesi yeterli değil. Rodrigo iyi sokuldu içeri. Grealish dönerse tehlike. Tonali'de kaldı top. Geri Kale. Marcelo. Sandro Tonali. Tekrar Kale. Chiellini'yi gördü ters tarafta. Yerden pas Barella'ya. Uzunca bir top Barella'dan. Cancelo'nun önünde Carlos Alberto onu karşılamak isteyecek. Cancelo içeriye sokuldu. Çekerse tehlike. Cancelo dışarıya açtı Marcelo. Pozisyon buldu şimdi Marcelo. Şut geldi. Çok net bir gol. 5 oldu Marcelo. Kıvrak hareketler. Net bir skor çıktı. 2'ye çıktı fark. Yalnız ikinci maç öncesi son dakikada gelen 2 gol çok rahatlatacaktır onu ve devam da ediyor mu acaba? Bakalım devamında neler göreceğiz. Marcelo. Sergio Ramos. Ramos. Top hala kendisinde. Traore'ye oynadı. Traore dışarıya açtı. Rodrigo müsait pozisyon. Rodrigo şut opsiyonunu kullanmadı. Biraz da geç kalınca defansın müdahalesi var. Kelly'ni indirdi. İndirdiği yerde Cancelo. İş riske girdi. Attı topu dışarıya ve skoru da böylelikle bulmuş olduk. 5-3. Yani net bir skor aslına bakarsan Sinan. 2-0'dan gelindi buraya. 3-3'ü de görmüştük ama 5-3'le siyah formanın üstünlüğü var. Özellikle Nicola Barella'yı iyi kullandı. Baktığımız zaman Gareth Bale'la iyi pozisyonlar var. Marcelo'nun önemli oyunu. Cancelo'nun sol atak, sol taraftan desteği. Kelly'nin önemli müdahaleleri derken siyah formanın hak ettiği bir maç oldu sanki. Kesinlikle öyle. Yani özellikle savunmada belki kırmızı tarafında güzel müdahaleleri vardı Batuhan'da ama SMG tarafı savunmada o kadar iyiydi ki karşılıklı pozisyonlarda rakibinin hücum paternini güzel çözmüş. Doğru şekilde hani hareket etmiyordu. Yana çektiğinde de kesinlikle yerini alıyordu orada. Tam tersi hücumda da özellikle Barella'yı kesinlikle senin söylediğin gibi o kadar iyi kullandı ki yana çekip ileri bir anda fırladığında o kadar yüksek bir inmeyle atılıyor. Savunmalar sadece bakıyordu ve Gareth Bale'in golü de gerçekten yani ikonik bir goldü. Savunma evet. Önündeydi. Hiç ortada pozisyon da yoktu. Bir anda çekti ve harika pozisyonla vaki bir vuruşla da sonuca ulaştı. Yani hiç kolay bir atış değil o bu arada. Kesinlikle. Gerçekten. Tabii. Yani tek bilek hareketiyle hani 2-2,5 oyuncu düşürdü hatta orada karşısından. Çok daha hani baktığın zaman açı da öyle mükemmeldi bir açı da değil. Çaprazda tabii. Çok dar güzel açıdan. Bir dakika geldiği dakika da çok kritik. Yani maç bitiyor artık hani belki 4-3 sonraki maça düşünüyor neler yapabilirim diye. Bir anda 85'ten sonra gelen bir gol daha 5-3'e çıkardı farkı. Yani ikinci maçta birazcık daha dikkatli olması lazım Batuhan'ın. Bakalım ikinci maçta neler çıkacak, nasıl cevaplar gelecek. Çubuklu sarı lacivert formaya karşı şimdi beyaz formayla izleyeceğiz. İki tarafı Jack Grealish yerden oynadı Rodrigo. Karşısında Rodrigo. Ramos'u düşündü. Ramos söktü topu oradan. Kellini'yi de düşürdü oyundan. Top hala kendisinde. Ramos yattı Rodrigo'ya karşı karşıya. Vurabilirdi. Tehlike. Rodrigo yine şut opsiyonunu kullanmadı. Peter Cech'te kalıyor top. Orada açısı vardı sanki vurabilirdi. Belki biraz dardı ama. Evet. Mümkündü ama denemeyince biraz daha ayağında fazla kalınca top defansın müdahalesi geldi. Gareth Bale, Sandro Tonali, Marcelo. Yerden oynadı Sadio Mane, Cancelo. Tekrar Marcelo. Gerinlemesine bir top düşüncesi. Mane, Bale. Bale bastı çekti Bale. Açı arıyor kendine. Sandro Tonali iyi pas attı içeriye ama offside bayrağı havada. Chiellini. Roberto Carlos. Jack Grealish.
Eric Cantona. Orta yuvarlağa şimdi geçiyor N'Golo Kante ile. Fenerbahçe tarafı Traore. Yerden iyi top. Eric Cantona. İçeriye ortası var. Kaleci tek yumruk ama yere düştü. Devamında defans dikkatli. Barella. Tonali. Marcelo. Hızlı çıktılar. Sadio Mane. Delinlemesine bir top düşüncesi. Gerrit Bale'dan önce defansın müdahalesi var. Ama tekrar Bale'da kaldı top. Bale içeriye sokulma isteği var. Eder Militao karşıladı onu. Carlos. Eric Cantona. Marcelo. Kelliğini araya girdi. Yerden oynadı Jack Grealish. Kaçıyor mu? Rodrigo. Savunma yine çok iyi. Traore. Müdahale var. Kante. Atak da azelenecek. Sergio Ramos baslı çekti. Kante'yi gördü tekrar. Grealish. Tek toplar Ramos. Sokuluyor Fenerbahçe tarafı içeri. Kante. Ramos. Offside'da takım arkadaşı. Kante'ye döndü. Yerden Grealish. Boşta kaldı. Grealish offside bayrağında kalkmadı ama müsait pozisyonda istediği şutu çıkartamıyor Jack Grealish. Bir kornere dönüştü bu atak şimdi. Gary Cahill. Sert bir orta içeriye doğru. Defansın müdahalesi var. Bir kontra atak şansı olabilir. Sadio Mane. Kante önünde. Mane'yi düşürdü oyundan. Pardon, Kante'yi düşürdü. Baslı çekti ama sağ yetmedi Mane'ye. Yani Grealish'in pozisyonu çok iyiydi bu arada. Neden orada sola yanlış çekip vurdu? Bilemedim. İşini biraz zorlaştırdı. Zaten kaleci de kurtardı orada. Gerrit Bale. Güzel geçti rakiplerini. Sandro Tonali. Yerden Marcelo'yu gördü. Mane'nin önüne güzel top ama Eder Militao dikkatli. Tekrar Mane'de kaldı top. Dönerse tehlike Mane. Sandro Mane. İyi gol gerçekten. Yani Eder Militao'nun ilk müdahalesi çok yerindeydi ama devamında topu uzaklaştırmada sorun yaşayınca Sadio Mane'nin biraz da istekliliği, biraz da takipçiliği orada golü getirdi. Beyaz forma 1-0'ı buluyor. Marcelo. Sokulma isteği var içeriye doğru. Nicola Barella. Marcelo uzaklar. Marcelo. Brezilyalı oyuncu. Mükemmel bir şutla skoru 2'ye getirdi. Yalnız harika duvar pası Barella'yla. Zaten o kadar güzel bir açıdaydı ki. Direkt vururken gol geliyor dedi yani. Harikaydı. Tekrar Marcelo. İyi geçti rakibini. Dejavu mu yaşatacak bize ki elini müsaade etmedi. Jack Grealish. Yerden iyi top Traore. Tek pas Grealish. Udaraya girdi Marcelo. Ondan da bir tek top Gareth Bale. Bale. Marcelo'nun önüne offside bayrağı kalkacak mı? Offside bayrağı kalkmadı ve Marcelo attı. Evet, golü verdi hakem. 3 oldu. Marcelo offside'da değil dedi 4. hakem ve skor 3 oluyor Sinan. Barella söktü aldı bu arada. Beyaz formanın temposu ciddi miktarda arttı. Biraz sakinleştirmesi lazım çubuklu formayla Fenerbahçe tarafının oyunu ama beyaz forma hiç müsaade edecek gibi değil buna. Yani bu arada senin sakinleştirmesi lazım oyunu. Bu arada geliyor mu gol? İyi bir top içeriye. Traore cevap verdi şimdi. Traore. Adama Traore. O da bu sene Barcelona'ya transfer oldu. Bakalım ondan neler bekleyecek İspanyol taraftarlar. Wolverhampton'la oyuncuydu geçen sene. O mükemmel vücuduyla, kaslı vücuduyla adeta bir bodybuilder'ı almış satan vücuduyla. Adama Traore'den sert şut, iyi gol. Eric Cantona. Cantona. Daha fazla şişmemek için yemek yemiyormuş. Öyle mi? Yani çok yarıyormuş artık hani. Zaten ona sormuşlardı bir ara hani bodybuilding çalışıyor musun falan diye. Yok yani genetik dedi, hiç çalışmıyorum dedi bodybuilding. Ama gerçekten enteresan bir vücudu var. Bir futbolcuya göre gerçekten hani absürt derecede kası var. Cancelo şimdi sol kanattan bir dribling alanı buldu kendine. Bir 50 metreye yakında taşıdı topu, iyi orta gol getirir. Gareth Bale. Gareth Bale attı Galli oyuncu, 4-1 oldu. Harika. Cancelo'nun istekli taşıması. Kavisli ortasında müsait pozisyonda Gareth Bale skoru 4 yapıyor. 3 farklı bir oyun var şimdi. Sarı lacivertli formanın kapatması gereken. Eric Cantona. Müdahale var Tonali'den. Roberto Carlos. Tek top Kante. Cantona geriye doğru oynadı. Kante. Baslı çekti arkadaşlarına. Şöyle bir baktı. İstediği desteği henüz görmüş değil. Eder Militao. Ramos. Jack Grealish. Gol bulması lazım sarı lacivertli formanın. İlk yarı en azından bitmeden farkı 2'ye düşürmek isteyecektir Rodrigo. Rodrigo nereye? Boşluğa. Anlaşamadı bir an. İlk yarının da son düdüğü çalınmış oldu galiba. 43 diyor dakika ama acaba duraksatma mı alındı sevgili Sinan?
Sanırım taktiksel bir pause olabilir. Evet galiba. Şu an bakıyor. Gerçi zaten 4-1 önde gayet rahat bir pozisyonda bir şekilde rakibini bekleyecek. Rakibi de şu an Batuhan işlerinin yoluna gitmediği için taktiksel değişiklikler yapıyordur. Galiba o nasıl bir sistemle şimdi karşımıza çıkacak? Şu an gerçekten çok kritik yapacağı işlemler. Sen söyledin ilk maçta SMG geri düşmüştü Batuhan hızlı başladığında. Ama sakin oynuyla beraber o skoru toparlamayı başarmıştı. Ama tam tersine Batuhan geri düştü bu sefer SMG'ye öne geçince. Ama Batuhan o sakinliği koruyamadı. Ve o sakinliği koruyamadığınızda maalesef rüzgar çok hızlı esmeye başlayınca goller ardı ardına gelebiliyor ama tehlikeli bir atak gelişecek mi acaba Batuhan tarafından? Jack Grealish şimdi kontrol etti ceza sahası içerisinde, arkasını dönerse tehlike. Sandro Tonali'nin müdahalesi var. Van Cordoba ile beraber ikili baskı sonuç veriyor. Cordoba yerden oynadı. Yani iki kişi o kadar iyi bastı ki sıfır açı. Herhangi bir yere evet. Dönemedi bir anda. Evet, ikili baskı ile beraber alınan topta devamında hakem son düdüğü çaldı ilk yarıda. 4-1'lik çok net bir skor var. Batuhan'ın artık skorlar bulması lazım. Yoksa işi çok zor. Özellikle ikinci yarının ilk dakikalarında, ilk 10 dakikasında bir skor bulabilirse umutlarını yeşertecek ama geçen her zaman aleyhine şu anda. Bakalım neler çıkacak. Gary Cahill. Roberto Carlos'unu karşılamak isteyen isim. Cahill içeriye doğru bir ortası var. Müdahale var defanstan. Kante. Kaptı bu topu. Bale. Bale çekti. Kendini söktü, aldı ondan. Ramos. Tek top. Kante. Grealish. Yerden oynadı Adama Traore. Yani Eray, SMG'nin yaptığı hareketler hani saygısızlık da değil. O an o açıda yapabileceğiniz başka bir şey olmuyor zaten. Ama o açıyı bile fırsata çevirebiliyor. Gerçekten çok tehlikeli bir oyuncu. Kante yerden oynama düşüncesi. Ivan Cordoba araya girdi. Sadio Mane tek top Marcelo. Ondan da tek top Cancelo. Chiellini şimdi. Tekrar Cancelo. Müdahale geldi. Alfonso Davies istediği pası bulamıyor burada. Colavarella. Cancelo. Carlos Alberto karşıladı ve aldı topu. Yerden oynadı Rodrigo'ya. Tek top N'Golo Kante. Sergio Ramos, Jack Grealish'i gördü. Rodrigo'nun önüne iyi top ama Chiellini. Yalnız 2'dir. Chiellini ile beraber Rodrigo'yu orada yapıştı ve bırakmadı. İlk başta da geriye verip kaçacaktı Rodrigo ama kurtulamadı bir türlü oradaki elinden. İkinci pozisyonda da Chiellini yine müdahalesiyle engelledi. Oho. Marcelo bir anda önünde buldu topu Marcelo. Bu arada kaleci de çıktı. Marcelo affetmiyor. Kalecinin bacak arasından bir gol. 5-1 oldu skor. Marcelo'nun hat-trick'i galiba. Evet. Çok net bir gol. Baktığımız zaman bir anda önünde vurdu Marcelo topu. Kalecinin de çıkmasını fırsat bildi. Biraz da sakin kalarak bir vuruş ve 5-1'lik bir skor çıktı ortaya. Geride olunca çok açıldı tabii artık Batuhan'da. Öyle olunca tabii arkada çok boşluklar bırakıyor. Bunu yine iyi değerlendirdi SMG. Kante yerden kullandı Friki'yi. Alfonso Davies'le paslaştı. Şimdi Rodrigo güzel geçti rakibini. Wood karşılayacak onu. Rodrigo orta var içeriye. Kafalardan seken top. Hala tehlike geçmiş değil. Şimdi Gareth Bale. İyi çıkarttı oradan topu Bale. Top hala kendisinde, kaptıracak mı? Hala Bale'da ileriye doğru güzel bir pas. Sandro Tonali. 2-2 yakaladılar. Bakalım ne çıkacak. Sadio Mane. Geçerse tehlike geçti. Atlayacak mı dışarıya? Karşı karşıya pozisyonda. İyi geçmişti aslında Mane ama dışarıya vuruyor. 5-1'lik skor bozulmadı. Marcelo. Marcelo. Uzaklardan bir şut denemesi daha ama Schmeichel'da kaldı. Rahat kontrol etti üzerine gelen topu Schmeichel. Militao, Carlos Alberto, Kante. Rodrigo tek top. Adama Traore. Rodrigo tekrar. Jack Grealish'in önüne iyi bir pas. Grealish atar mı bunu? Kaleci yattığı yerden elini uzattı. İkinci müdahalede sonuç vermiyor burada. Dakika 66, 5-1'lik bir skor. Yüksek top arkaya doğru saktı bu top. Cancelo. Cancelo. Chiellini karşısında. Cancelo uzaklardan. Schmeichel kontrol etti. Geçen hafta çok gördük bu gollerden. Bugün pek yoktu. Skorda öne geçince bir denedi ama SMG başarılı olamadı. Jack Grealish. Sert top yerden Rodrigo'ya. Rodrigo. Top hala kendisinde. Ramos'u gördü yukarıda Ramos. Geriye pas. N'Golo Kante.
Carlos Alberto. Kayarak müdahale Nicola Barella'dan Marcelo. Bale. Mane'nin önüne Mane. Mane iyi sokuluyor içeri. Mane. Açı aradı kendine Mane. Schmeichel'ın müdahalesi var. Korner. Barella dışarıya oynadı. Gary Cahill. Sergio Ramos'tan sıyrılabilecek mi? Mane'ye kadar geldi top. Chiellini. Zor bölgeden çıkartmayı bildi topu. Alfonso Davies yerden. Ivan Cordoba araya girdi. Tekrar Cahill. Bale'ın önüne şimdi. Gareth Bale. Gareth Bale dışarıya doğru açtı. Gary Cahill'ın şutu. Kaleci Schmeichel'da kaldı. Defanstan seken top. Yalnız o dar açıda koşu yapacak oyuncunun kontrolüne geçip hamle yapmaya çalışması. Sonra baktı olmuyor, dışarı çevirdi. Gerçekten iyi bir oyuncu SMC. Resital sunuyor gerçekten bugün. Barella. Marcelo. İyi top. Marcelo altı yapıyor. Marcelo attı. Barella'nın pasında. Dördüncü golünü buldu. 6-1'lik bir skor var. Artık beyaz forma fişi çekti gibi görünüyor Sinan. Ya öyle Eray. Yani normalde birazcık bu kadar erken konuşmaya çekinirim ama yani savunmada da çok etkili, hücumda da çok keskin hamleler yapıyor. Bir anda bütün savunmayı bertaraf edebiliyor gerçekten. Güzel bu yetenek çalımlarıyla beraber. Tehlikeli bir oyuncu finalde rakiplerini bekleyecek gibi görünüyor. Mane ve Barella ile özellikle harikalar yarattı ve Marcelo'nun da ne kadar bitiriciliği yüksek bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Yani sol bek oynuyordu normalde ama gerçekten herhangi bir pozisyonu oynayabilecek bir oyuncu. Burada ofansif orta sahaya koymuş Marcelo'yu ki bayağı da verim aldı. Rodrigo. Zaten yetenek tekrar olarak yetenek baremi çok yüksek Marcelo'nun. Tabii tabii kesinlikle. Defansın müdahalesi var bu topa. Korner çalındı. Kante. Kaleye paralel bir orta. Peter Cech zorlanmadan kontrol etti. Kante'de kaldı top. Chiellini'nin müdahalesi olacak mı? İstediği atış çıkmıyor Kante'den. Barella. Rodrigo'ya kadar geldi top. Rodrigo yerden pası. Jack Grealish. İçeri sokulma düşüncesi var ama Wood'un müdahalesi Marcelo. Bale'ın önüne güzel top. 2'ye 2 pozisyon. Gareth Bale sokuldu içeriye. Bale kendi de oynayabilir. Bale geçti rakibini. Biraz da ters ayaklı şut aslında. Yok gerçi sol ayağıyla vurdu ama gerisinde geride kaldı. Geride kaldı biraz. Aynen. Evet evet. Gerisinde kaldı. Onu söylemeye çalışmıştım aslında. İstediği şut gelmiyor burada. Alfonso Davies derinlemesine bir top düşüncesi. Sandro Tonali dışarı attı topu ve 6-1'lik skorla istediğini buluyor SMC tarafı burada. İlk finalistimiz olmayı başardı Sinan. Yani Eray maç içinde dedim gerçekten bir resital sergiledi bize. Harika bir oyundu. Oyuncuları kullanışı, savunması özellikle çok etkiliydi. Bir şekilde durdurmayı başardı. Batuhan özellikle maçı ilk başta gördük. Etkili bir oyuncu, yetenek çalımlarını da çok iyi kullanıyor ama bir şekilde o paternleri çözünce rakibini yani daha 25 dakikada 30 dakikada çözdü gerçekten. Kalan maçın iki maçta da bir şekilde o hücumları durdurmayı başardı. Zaten kendisi hücumda da harikalar yarattı. Hem Marcelo, Barella, Sané, Bale, Gareth Bale ilk maçta çok iyiydi. Çok iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi. Finalde gerçekten korkutucu bir oyuncu rakiplerini bekliyor. Şimdiden bunu söyleyebiliriz. 6 gol attı ama gerçekten 6 golden öte savunması çok dengeli oyuncunun. Onu söylemek lazım. Çok sert savunma yapan bir oyuncu kesinlikle. Bakalım devamında neler göreceğiz. İkinci yarı final maçımıza da geçiyoruz. Evet, ikinci yarı final maçımıza da hızlı geçtik. Beyaz forma siyah forma olarak adlandıracağız bu iki tarafı da. Lorenzo Insigne, Mateus, Marco Reus, Mateus tekrar. Tammy Abraham. Abraham sokuldu içeri. Müdahale var Ivan Cordoba. Cordoba, Eder Militao. Gullit. Cordoba. Yerden oynadı Bale. Tek top Neymar Junior. Neymar. Bale'ı düşündü ama Theo Hernandez'in müdahalesi yerinde. Militao. Mateus.
Bastı çekti, etrafına baktı, şöyle şimdi sol. Darwin Núñez tekrar sol. Yerden oynadı Núñez. Jude Bellingham, Marco Reus. Ronaldo'yu gördü. Neymar'ın koşusu var. Bale attı topu. Bale çekti topu şöyle bir geri. Van Cordoba'yı oynuyor. Cordoba baskı var üzerinde. Çıkartmayı bildi oradan topu. Cordoba. Gerçekten güzel geçti. Golit tek top. Marco Reus. Neymar Junior sokulmak isteyecektir içeri. Junior baktı etrafına şöyle bir Golit'e atıyor topu. Golit. Jude Bellingham. Bellingham tek top Ronaldo'ya. Ronaldo sokulursa tehlike. Ronaldo geçebilecek rakiplerine müdahale var Gomez'den. Yalnız o hız neydi öyle Eray? Bir anda fırladı. Daha Ronaldo'ya da çarpmış top. Avut atışıyla oyun başladı. Alves. Reus. Mateus. Reus. Güzel müdahale. Barcelona'da kaldı top. Jude Bellingham. Marco Reus. Gullit. Tekrar Reus şimdi. Tek paslar Bellingham. Gullit'i gördü. Gullit. Boşluk arıyor. Dale var defanstan. Darwin Núñez. Tek top sol. Sol kaçan arkadaşlarına şöyle bir baktı. Lorenzo Insigne'yi gördü orada. Ivan Cordoba karşılayan isim onu. Sol. Tek top. Temi Abraham dönerse tehlike. Darwin Núñez attı. Temi Abraham'dan Núñez'e. Núñez skoru buluyor. 1-0 oldu. Çok temizdi. Güzel paslaştı. Boştaki kaleyi de güzel buldu Núñez'le. Gellini. Gullit. Marco Reus. Reus sokulmak istedi. Reus. Top hala kendisinde. Geçen haftalar Reus'u ileride kullanan bir katılımcımız vardı. Birazcık bu arada aynen biraz ileride kullanan bir katılımcımız vardı. Pek iyi performans alamamıştı. Şimdi biraz daha geride daha top dağıtan bir rolde gibi duruyor. Bakalım daha etkili olabilecek mi? Leo Hernandez. Sol. Militao. Alves. Tek top. Reus. Núñez. Abraham. Temi Abraham. Sokulamadı içeri. Mateus tek top solda. Gullit ayak koydu. Jude Bellingham yerden oynadı Ronaldo'ya. Tek toplar Marco Reus. Sağlam gidiyor mu? Pas düşüncesi var. Insigne'de kaldı top. Reus takipçisi oldu. Topun bir foul çalındı orada. Theo Hernandez bekletmeden kullandı. Lorenzo Insigne geçemedi Neymar'ı. Neymar kaptı. Tehlikeli pozisyon. Neymar. Gomez karşılayan isim onu. Neymar sokuluyor içeri. İstediği açıyı henüz bulmuş değil. Neymar Gomez'in müdahalesi var. Topa Insigne'de kaldı top birdenbire. Sol. Tek top oynadı Darwin Núñez. Marco Reus. Geriye oynadı Mateus. Jude Bellingham şimdi. Bellingham iyi attı topu içeriye ama bir offside var mı ki öyle de oldu. Eder Militao bekletmeden kullanıyor Gomez. Theo Hernandez tek toplar Lorenzo Insigne. Yerden oynadı Temi Abraham. Sol. Mateus şimdi. Alves Reus'u oynadı. Mateus. Baktı etrafına. Temi Abraham. Sol'la paslaştı. Eder Militao oraya giren isim ama Núñez söktü aldı topu. Müdahale var Kelly'den. Jude Bellingham'a kadar geldi top. Bellingham yerden oynadı. Marco Reus. Geriye oynadı tekrar Bellingham. İyi pas Militao'ya. Kaçan bir oyuncu var. Ona doğru attı Marcelo o isim. Alves karşılamak isteyecek onu. Marcelo baktı etrafına. Yerden güzel pas Neymar geçerse tehlike kaleci Mateus'ta kaldı. Alves, Marco Reus iyi kontrol. Militao karşısında geriye oynadı. Alves'e tekrar Marco Reus. Mateus. Yerden attı Núñez. Sol. Lorenzo Insigne Bale karşısında. Gerrit Bale'da kaldı top. Yerden Gullit'e. Gullit'ten Bellingham'a. Bellingham tek top düşüncesi Mateus'ta kaldı. Alves. İyi toplar. Kellini karşılık veriyor Temi Abraham'a burada. Marcelo biraz tempo yükseldi. Karşılıklı top kayıpları ve hızlı hücumlar var ama sonuç yok. Marco Reus şimdi. Soldan kaçıyor mu? Yok. Marco Reus aşağıya attı. Darwin Núñez girerse tehlike eder Militao. Çok serin kandı. Söktü aldı topu. Jude Bellingham, Ronaldo.
Ronaldo yukarıda bir boşluk var, orayı düşünmedi. Marcelo'ya attı. Marcelo içeriye sokulursa tehlike. Marcelo dışarıya doğru açtı. Neymar Junior tek top. Royce Yalnız... Ronaldo'nun enteresan bir pozisyon. Dönen topu Gullit tamamladı. Offside de gelmedi orada. Gullit'in skoruyla beraber skora orada... denge gelmiş oldu. Yani yanlış görmeyeysem savunmadan birine bir kündeye getirdiler kontratağa çıkarken. Teker teker 4 pasla da kanada doğru ulaştı o top. Belki Ronaldo'nun vuruşu başarılı olmadı ama Gullit güzel tamamladı. Yani ilk maçtan sonra, özellikle ilk eşleşmeden sonra birazcık daha gol konusunda sıkı bir maç görüyoruz ama yine mücadele düzeyi çok yüksek. İki taraf da birbirine aman vermiyor şimdiye kadar. Bakalım neler göreceğiz devamında. Orada katılımcılarımız arasında da Fenerbahçe taraftarı sanırım çok fazla. Geçen hafta da Fenerbahçe logolu oynayan Fenerbahçeli oyuncular vardı, katılımcılar. Bu hafta da yine iki oyuncu yarı finallere çıkmayı başarmış. Juan Cordoba. Gareth Bale. Bale içeriye doğru iyi sokuldu. Çekti bastı. Gullit. Royce tek top. Neymar Junior tehlike yaratabilir. Militao'dan önce müdahale var mı? Militao'da kaldı. Top korner. Gareth Bale kullanacak. Yerden oynadı Royce'a. Royce'e bekletmeden dışarı çıkarttı. Jude Bellingham. Bellingham topu hala kendisinde. İyi sıyırdı rakiplerinden. Gareth Bale. Insigne karşılamak istiyor. Bale birazcık kavisli topu. Courtois'da kaldı. Orta gibi göründü başta ama kaleye doğru gidince bir an. Çok tehlikeli top. Courtois. Gomez. Alves. Yerden Royce. Atal. Alves tekrar. Tekrar Atal. Darwin Nunes. Sol. Teo Hernandez. Gomez. Temi Abraham da şimdi top. Darwin Nunes. Takımının tek golünün sahibi o da. Güzel yıktı oyun rakibin alanına. Sol. Insigne'den önce müdahale var Gareth Bale'dan ama Abraham'da kaldı top. Nunes top bekliyor. Nunes'e atmak isterken kendini araya girdi. Jude Bellingham. Bir pas hatası ondan. Marco Reus. Atal. Sol. Hernandez. Teo Hernandez. Yerden oynadı. Insigne de şimdi top. Insigne sokuldu içeriye. Tehlikeli pozisyon. Lorenzo Insigne. Top hala hiç kendisi. Kimi bulamadı dediğin gibi. Ivan Cordoba. Eder Militao. Tek toplar. Gareth Bale. Jude Bellingham. Güzel çıktı siyah forma. Bellingham. Marco Reus. Yukarıda koşu var. Oraya doğru düşündü. Güzel. Marcelo. Kontrolü iyi Marcelo. İçeriye doğru baktı. Çizgiye indi. Sağ yetmedi Marcelo'ya. Yetmedi. Güzel de geliyordu ama. Evet. Yetmedi. Gayet de iyi geliyordu ama. Saha yetmedi gerçekten Marcelo'ya. Ya Ali bu arada hani topa çok iyi sahip oluyor. Güzel de aslında yükleniyor diyeyim ama. Bir şekilde o son hamleyi yapamadı. Darwin Nunes. Sıyrılırsa tehlike. Schmeichel'da kaldı top. Bıraktı önüne Schmeichel. Erdem Militao. Militao. Chiellini. Gullit oynadı. Neymar. Neymar Junior. Gareth Bale'ın önüne bir top var ama offside bayrağı kalktı bile. Teo Hernandez bekletmeden kullandı. Gomez sol. Yusuf Atal. Dani Alves. Tekrar Atal. Abraham. Solda şimdi aşağı oynadı Teo Hernandez. Tek top Gomez'e. Bir tek topta ondan sol. Yusuf Atal. Abraham'ı düşündü ama pasında hata var. Top tekrar kendisinde. Dani Alves. Atal paslaştı bu ikili. Bir boşluk arıyorlar. Sol. Darwin Nunes geçerse tehlike. Kellini karşılayan isim onu. Top hala kendisinde. Gullit'in müdahalesi var. Atal uzaktan da şutları var. Denedi bir tane ama pek de dengeli bir şut çıkmadı. Ya bu tarz kapanan hücumlara karşı, pardon, kapanan savunmalara karşı işte yetenek çalımları gerçekten çok belirleyici olabiliyor. Pek kullanmadı şimdiye kadar. Paslarla açmaya çalıştı ama savunma yerli yerinde çakılı duruyor ve hiç o fırsatı vermedi. Marco Reus.
Neymar Junior'un önüne iyi top. Gomez'in müdahalesi yeterli olacak mı? Junior'da kaldı top kaleci. Courtois. Neymar yerden oynadı. Eder Militao. Hala kendisinde Temi Abraham kaptı ama Ivan Cordoba araya girdi. Gerrit Bale'a kazandırdı. Sov'un müdahalesi var. Başarılı da oluyor burada. Insigne'ye oynadı. Insigne. 8 oyuncu ceza sahası içindeyken birazcık da açmak istedi orayı ama çok da açılınca topu kaptırdı. Darwin Nunes. Kielini karşılıyor onu. Yusuf Atal tek top. Sol. Atal tekrar sol. Baktı etrafında Nunes'i gördü. Nunes tek top. Atal. Yukarıya oynadı Alves. Dışarıya bir pas Atal tekrar Alves. Yine Atal Temi Abraham'ı gördü. Sokulursa tehlike veya sorma boşluk bulmakta biraz zorlanıyor ama top genelde kendisinde ceza sahası etrafında. Darwin Nunes dışarıya oynadı. Sol. Destek bekledi arkadaşlarından. Boşluk henüz bulmuş değil. Araya giren isim Van Cordoba burada. Gullit. Tekrar Cordoba. Barcelona'ya doğru bir top denemesi. Kafayla müdahale var. Royce'da kaldı top. Nunes tekrar Royce. Dani Alves. Eder Militao. Alves. Yusuf Atal. Sokuluyor içeri yavaş yavaş. Cezayirli oyuncu Temi Abraham. Baktı etrafına Abraham içeriye şimdi girdi ama Eder Militao'nun müdahalesi var. Jude Bellingham golit. Solda kaldı top. Alves. İyi top attı Marco Reus'a. Reus sokuldu içeriye. Kielini müdahale isteyip arama yeterli değil. Darwin Nunes serse kalan top direkten döndü. 90 dakika. Darwin Nunes'in topu direkten döndü 90. dakikada. Yani Uruguaylı oyuncunun şanssız anı. Son düdükte çalınıyor Sinan. 1-1'lik bir skor eşitliği. Yani harika bir maç izlettiler ama pozisyon konusunda biraz sıkıntıdaydı maç. Dakika 90'da harika da döndü. Direkte patladı top. Bir anda hani sonraki maçı geçişi yapacağız. Hani yavaştan sonraki maç hakkında söyleyeceklerimi düşünecektim ama çok fark yaratabilirdi gerçekten ilk maçın 2-1 bitmesi. Çünkü iki oyuncu da birbirine karşı o açacak olayı yapamadı bir türlü. Yetenek çalımları konusunda çok rahat olamıyor gibiler birbirlerine karşı en azından. Bakalım ikinci maçta birbirinin düğümü çözülecek mi? Çok yaklaşmıştı gerçekten. Yani iki oyuncunun da hem yetenekleri hem takım kadroları olsun birbirlerine çok yakın. İşte yayının başında bundan bahsediyorduk. Zaten bu seviyelere yarı finale kadar gelince oyuncular eğer ki bazı counter taktik problemleri yaşamazsa genelde çok çekişmeli geçiyor bu seviyedeki maçlar. Onlardan birinin örneğini gösterdi bu iki oyuncu. Bize bakalım bu maçta neler çıkacak. Kesinlikle. Neymar Junior. Junior. Düzeltiyorum. Sol. Temi Abraham. Tekrar sol. Kendinin müdahalesi yerinde bu arada. Roket gibi geldi orada. Gareth Bale. Kielini yerden oynadı Gullit. Oo, problem. Yavardan dizde kaldı. Darwin Nunes şimdi. Kielini. Jude Bellingham. Yerden oynama isteği var. Lorenzo Insigne'nin müdahalesi. Yerinde Theo Hernandez tek top oynadı. Soba ondan da Insigne tekrar Gullit karşılamak isteyecek. Hernandez. Sol. Dani Alves. Lothar Matthäus. Alves. Tekrar Matthäus. Baktı etrafına. Sova oynadı. Sol yerden Abraham Matthäus. Dani Alves. Bir önceki oyunun son dakikalarını anımsatan. Ceza sahası etrafında olgun atak deneyen bir formasyon var. Yine Marco Reus'ta kaldı top. Ronaldo tek top. Jude Bellingham. Hızlı atak hayalleri suya düştü gibi biraz. Marco Reus. Yani iki tarafta bu kendi rakibin 3. bölgesine girerken yana paslarla bir açık yakalamaya çalışıyor ama yani bu savunmalara o şekilde açık bulmak gerçekten çok zor. Bu arada Neymar ataklar tehlike. Hiç sokuldu içeriye Neymar Junior henüz müdahale yok topuna. Neymar'da kalırsa top tehlike ama
Korner atışı kullanılacak şimdi. Marco Reus geriye doğru çıkarttı. Jude Bellingham ama Sov araya giren isim. Sov. Darwin Nunes. Temi Abraham. Eder Militao şimdi. Yerden oynadı Nunes. Abraham'ın önüne Abraham geliştiğini vurdu ama. Kaleci Schmeichel'da kaldı top. Eder Militao. Bullitt. Gareth Bale tek top. Neymar Junior. Neymar Junior. Gareth Bale'ın önüne bir top isteği ama müdahale var. Bale'da kaldı yine de top. Theo Hernandez söktü aldı adeta. Courtois. Hernandez riskli paslar ama sorun yaşanmadı. Sol. Temi Abraham. Baktı etrafına pasta ata. Gullit. Gareth Bale. Hernandez karşılayacak onu. Gullit. Tek top Neymar. Gomez'de kaldı. Lorenzo Insigne. Theo Hernandez tek top. Sov. Lothar Matthäus. Darwin Nunes. Nunes. Uruguaylı oyuncu. Bu sene Liverpool'a transfer oldu. İlk golünü de attı bu hafta. Manchester City'ye karşı Community Shield kupasında. Ondan da beklenti cidden büyük. Yeni bir Luis Suarez mi doğuyor deniyor ama bakalım. Sov. Theo Hernandez. Hernandez, Bale karşılamak isteyen isim onu. Militao bölgedeki isimlerden bir diğeri. Yerden top, Jude Bellingham. Bellingham. Kontra ataklar çok büyük problem olacak. Nunes kaptı, Royce'a kazandırdı topu, Royce. Destek bekledi arkadaşlarından, Lothar Matthäus. Sol. Yerden oynadı, Theo Hernandez. İçeriye sokulma düşüncesi, Darwin Nunes, dönerse tehlike. Nunes tek top düşüncesi ondan Sov. Hernandez Bale karşılıyor. Tekrar Sov. Yine Sinan'da senin bahsettiğin senaryo tekrar yaşanıyor derken Temi Abraham içeriye girmeyi başardı bu sefer. Dışarıya da açtı ama defansın müdahalesi var. Çok kalabalık orası. Evet yani ceza alanının hemen dışında paslaşmalar, içeriye sarkma düşünceleri. Defansın geçmesi ve kalabalıklaşması da çok da sonuç vermedi şu ana kadar. Kısır bir ilk maç izlemiştik. Yine benzer bir senaryo burada da görünüyor gibi. Yani doğru söyledin çünkü savunurken burada... İyi top bu arada arkaya Marco Reus ama offside bayrağı var. Yani iki tarafta savunurken bir oyuncuyla pres yaparken bir oyuncuyla da bölgeyi koruyor. Tabii böyle olunca sadece paslaşarak oyuncuları bulundukları yerden çok ayıramıyorsunuz. Çünkü 6 kişiye karşı 6 kişi hücum ediyor şu an. Ya bekleri de çıkaracaksınız. Bu sefer savunma çok açık kalacak. Bu arada... Problem mi? Doğru net bir top. Jude Bellingham. Düzeltti Neymar Junior atıyor. Geldi gol sonunda Neymar Junior'dan. 1-0 oldu skor. Dakika 36'da gelen golle. Kontra ataklar. Bir anda işte o savunma yerinde oturmayınca bu sefer problem yaratabiliyor. Demi Abraham, Darwin Nunes. Yerden Matthäus. Marco Reus. Dışarıya Nunes. Sov. Lothar Matthäus. Alman oyuncu boşluk aradı. Darwin Nunes'i gördü. Nunes iyi döndü. Temi Abraham çekti baktı. Vurursa tehlike. Abraham defanstan döndü. Tekrar etten Abraham. Duvar. Yeterli olmuyor. Ki elini Jude Bellingham. Gullit şimdi. Gareth Bale. Yerden oynadı Bellingham. Ronaldo oyunda. Bu arada altını çizelim. Dışarıya yani, Eder Militao, Chiellini. Bu tarz savunmaları geçmek için iki yöntem. Biri ya pas atacağınız oyuncuyu da kontrol edip bir şekilde hani offside taktiğinden kurtulup birini arkaya kaçıracaksınız. Ya da yetenek çalımlarıyla o savunmayı olduğu yerden sarkıtacaksınız. Yani sarsacaksınız bulunduğu pozisyonu ama ikisini de şu an uygulayamıyor Ali. Fenerbahçe Turco karşısında. Şimdi yine bir kontrol atakla geliyor Turco. Gareth Bale, Gomez karşıladı onu. Marco Reus şimdi. Gullit'e attı. İçeriye doğru net bir pas. Neymar Junior dönerse tehlike. Şey? Neymar Junior dışarıya çıkarttı ama boşta kalan topun sahibi Marco Reus. O da dışarıya çıkarttı topu. Bir süredir zaten bir durdurma isteği vardı Turco'nun. Yani sen de söyledin. Yani o kadar uzun süre ortada 3. bölgede paslaşarak döndü ki oyun. Savunma da aynı şekilde çift kişiyle basıyor. Bir kişi oyuncuya pres yaparken arkadaki oyuncu kendi kontrolünde olanla beraber de
bölgeyi savunuyor. Öyle olunca tabii paslarla beraber açamıyorsunuz. Ne kadar hızlı paslaşsanız da o savunmanın bulunduğu hattı bozamıyorsunuz. Bakalım ikinci yarıda farklı bir şey yapacak mı Ali? İşi şimdilik kolay görünmüyor ve geride düştü. Hani o kadar uzun süre topu sahip oldu ki. Ama pozisyon bulamadı. Evet, bakalım devamında neler izleyeceğiz. Kısır oyunda 36. dakikada gelen bir gol vardı. Skordaki eşitsizliğe sebep olan gol buydu ama onun dışında çok da net pozisyonlar yok. İkinci yarıda temponun yükselmesini bekliyoruz hep beraber. Gullit yerden oynadı, Marco Reus yukarı attı, Gareth Bale galli oyuncu baktı içeriye doğru bir düşünce var ama Gomez'in müdahalesi yerinde. Gullit şimdi Hollanda futbolunun efsanelerinden Gullit mükemmel hareketlerle içeriye sokuluyor. Neymar Junior tek pas, Marco Reus aslında isabet yok. Yusuf Atal tekrar oyunda bu arada, altını çizelim. Lorenzo Insigne, Sol yerden Darwin Nunes. Marcelo karşılıyor. Jack Bonner Rossa doğru bir top var ama Marcelo da kaldı. Yusuf Atal. Marcelo. Eder Militao geldi onu kapatmaya ama gerisinde kaldı Marcelo'nun. Gerisinde kaldı Brezilyalı'nın. Marcelo baktı şöyle bir içeriye, çekti topu geri. Marcelo topu hala kendisinde. Marco Reus'u görüyor. Gullit. Gullit içeriye sokulursa tehlike. Gullit iyi pas ama Gomez son anda durdurdu. Çok sıkıntı olabilirdi. Bir hızlı atak şansı var şimdi sarı lacivertli forma için. Sova doğru bir pas. Defans yerleşti. Sov, Darwin Nunes. Yine kapalı defansa karşı pas kovalamak durumunda kalacaklar gibi ki onu da başaramadı. Militao, Chiellini. Yerden Marcelo. Marco Reus'u gördü. Orta yuvarlağı henüz geçerken Marcelo aldı topu. Reus'tan. Gullit. Reus. Güzel çekti topu, sıyrıldı rakibinden. Marco Reus Gullit'e kazandırdı. Gullit. Aslında hata var ama. Devamında Ivan Cordoba'ya kadar geldi top. Eder Militao. Chiellini. Jude Bellingham. Eder Militao yerden Gullit. Neymar Junior. Junior. Sol karşıladı Gullit'i burada. Neymar. İlk yarıda Ali çok iyi pozisyon kurmuştu. Yıkılmıştı o rakibi. Şimdi de bu sefer Fenerbahçe Turco benzer bir oyunu sergiliyor ama burada problem Ali için. Ali geride. Çok daha dikkatli olması lazım. Kontra ataklarda çünkü problem yaratabilir rakibine. Kendi başına gelmişti bu. Oo. Darwin Nunes çok güzel döndü, Uruguaylı. İçeri sokuluyor. İyi bir çalım var ama defansın müdahalesi Ivan Cordoba. İstediğini alıyor burada, Marcelo'ya kadar geldi top. Yusuf Atal karşılamak istedi onu, Marcelo bastı çekti. Gullit'i gördü orta yuvarlağın hemen önünde. Gullit yerden. Marco Reus tek top. Jude Bellingham. Dani Alves karşıladı, Marcelo şimdi. Bellingham. Jude Bellingham iyi düşürdü rakibini oyundan. Neymar Junior sokulma isteği vardı. Hani Alves'de kaldı. Yusuf Atal bekletmeden oynadı. Tekrar Atal'da şimdi Sol. Gomez. Teo Hernandez. Sol. Şöyle bir baktı takım arkadaşlarına. Top hala kendisinde. Pas opsiyonunu şimdi kullanıyor Temi Abraham. Sol. Yusuf Atal. Atal, Gullit karşılayan isim onu. Boşluk bulmakta zorlanıyor sarı lacivertli forma. Jude Bellingham'a kadar geldi top. Ivan Cordoba yerden oynadı Gullit. Yukarıda bir koşu var, orayı düşünmek istedi ama müdahale geldi topuna. Darwin Nunes birden önünde buldu topu. Duraklatma. Olifo ile devam edecek. Avantajı kesti hakem top kaybedince. Bakalım nasıl bir değişiklik yapacak Turco'da. Evet, Kylian Mbappe, Alfonso Davies ve Spinazzola oyuna giriyor. Biraz daha hızlı bir takıma geçiş yapıyor. Kontra atakları değerlendirmek için. Bakalım bu taktikte başarılı olacak mı? Şimdi topun arkasındaki isim Muhammed Salah. Sarı lacivertli formada değişiklikler var. Salah. Jude Bellingham. Müdahale geldi topuna, Eder Militao. Pas hatası Bellingham, ondan da hata var. Salah güzel döndü. Yerden oynadı Nunes. Şöyle bir baktı etrafına, iyi pas Temi Abraham, dönerse tehlike. İki kişi var önünde, zor olacak bu pozisyon. Sol.
Enzo Insigne. Yusuf Atal. Bellingham'ı geçerse tehlike orada. Atal sokulmak istiyor. Spinazzola'nın da bir müdahalesi oldu. Sol tekrar. Yerden oynadı Nunes. Temi Abraham'ı görebilir mi Nunes? Kendi vurdu, gol attı. Temi Abraham'a gerek yok dedi Darwin Nunes. Ayağının dışıyla net bir şut köşeye. Kaleciyi mağlup ediyor ve skora denge geldi Sinan. Bu sefer biraz daha farklı olarak paslaşırken sadece yanın değil hafif dikine doğru da savunmayı geriye doğru yatırdı gerçekten. Ve güzel bir şekilde de o göbekte boşluğu buldu bu sefer. Gerçekten güzel bir gole skoru eşitledi Ali. Bakalım hızlı bir pausa da herhalde demin yaptığı değişikliklerde bir düzenlemeye gidecek. Herhalde gerideyken daha açık bir oyunu benimseyecekti ama eşitlik olunca tabii daha yine dengeli bir takım dizilişine dönüp. Şey yeniden başlıyoruz. İlk maçta da 1-1'di skor. Şimdi de yine 1-1'i bulduk. Alfonso Davies göz kontrol yerden verdi Cordoba'ya. Bulit. Tekrar Ivan Cordoba. Eder Militao. Riskli hareketler Chiellini'ye kazandırmayı bildi yine de Militao burada. Jude Bellingham tek top Ronaldo. Gullit. Cordoba. Tekrar Gullit. İyi sıyrıldı soldan. Gullit yerden oynadı. Ronaldo Mbappe sokulursa tehlike. Kylian Mbappe çok hızlı geçti orayı. Şutu da var ama kalecinin müdahalesi yerinde. Eder Militao uzaklaştırmak istedi. Salah Darwin Nunes'e kazandırdı. O da tekrar geri Salah oynuyor. Salah hata var pasında ama Gomez'e kadar geldi top. Teo Hernandez. Maçta durgun geçince bir anda burada 1-1 bitip hani altın gole mi gideceğiz acaba diyecektim. Bir anda çok tehlikeli pozisyon yarattı Mbappe ile. Atal Militao. Gomez şimdi yerden Sova oynadı. Hernandez. Tekrar Sova. Biraz daha temponun düştüğü dakikalar oldu maçın sonuna doğru bakalım. O kıvılcımlanma kimden gelecek? Dengeyi bozmak adına. Pasta hata var Ronaldo. Neymar Junior tek top. Jude Bellingham. Beyaz forma hızlı hareketlendi rakip bölgede. Ronaldo şimdi. Ronaldo içeriye sokulursa tehlike. Gomez karşılamak istiyor onu. Toparlar Ronaldo da. Gullit oynadı. Ondan da tek top. Neymar önünde kaldı. Yes. Neymar attı. 90. Neymar attı. Dakika 90'da gelen golle beraber. Beyaz forma ikinci golü buldu burada. İstediğini de elde ediyor. Neymar Junior'ın golü. Ronaldo'dan Gullit'e. Adeta iki fenomen oyuncudan. Brezilyalı Ronaldo'dan Hollandalı Gullit'e. Ondan da Neymar Junior'a. Junior da müsait pozisyonda iyi bir şut çıkarttı ve 2-1'i buldu. Beyaz forma dakika 90'da attığı golle yeni finalistimiz olmaya çok yakın ki öyle de oluyor Sinan. Net bir skor. Yok, kilidi çözemediler. Ama dakika 90'da gerçekten güzel bir golle hiç savunmanın da beklemediği bir anda derinlemesine pas. Kaleciyle karşı karşıya güzel bir bitiriş. Gerçekten tebrik ediyoruz. Kendisine finallerde başarılar diliyoruz şimdiden. Güzel bir maçtı. İki adet finalistimizi bulduk. Tebrik edelim. İki tarafı da dengeli giden bir maçtı aslına bakarsan. İlk maç 1-1 bitmişti. İkinci maçta dakika 90'a kadar 1-1 90'da bulunan gol. Tabii yayının başında söyledik bu seviyelerde. Artık yarı final seviyesine gelindiğinde hem kadrolar çok güçlü hem oyuncular çok yetenekli. Bayağı çekişmeli maçlardan çıkıyor karşımıza. Onlardan birinin örneğiydi bu da ama istediğini bulan taraf dakika 90'da golü atan beyaz forma oldu. Tebrik edelim. Hem SMC'yi hem Fenerbahçe Turku'yu gerçekten tebrik ediyoruz. İkisi de 5. hafta oynanacak büyük finalde oynamaya hak kazandı. İki taraf da gerçekten çok iyiydi. Biz de bugünün sonuna geliyoruz. Eray ağzına sağlık gerçekten. Yine çok keyifli bir anlatımdı. Ağzına sağlık, teşekkür ederim. Dinlemek gerçekten çok keyifli senin anlatımınla beraber FIFA'yı. Biz önümüzdeki hafta yine sizlerle beraber olacağız. Önce Clash Royale ile başlayacağız. Sonra pazar günde FIFA ile devam edeceğiz. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Akşam ben.